Yiyecekleri tarif ederken kelimeler çok önemlidir ve bu, örneğin menüde kullandığınız kelimelerde veya sosyal medyada dahil olmak üzere birçok biçimde yapabileceğiniz reklamlarda ve garsonların müşterilere verdiği tariflerde restoranlar ve oteller tarafından sürekli olarak yapılır. Dolayısıyla, kelimeler çok önemlidir çünkü iştah yaratmakla bağlantılı çeşitli beyin bölgelerini harekete geçirirler. Stats ve Hammond tarafından 1972 yılında yapılan çok eski bir çalışma, yiyecek kelimelerinin, yiyecek olmayan kelimelerle karşılaştırıldığında, tükürük tepkisini artırabildiğini, dolayısıyla aslında iştahı artırdığını göstermiştir. Bu nedenle, yemeklerinizden veya yemek seçeneklerinizden bahsederken de her zaman doğrudan adını kullanın malzemelerin. Onlara genel olarak yemeklerden, ana yemeklerden veya ilk yemeklerden bahsetmeyin çünkü bu yemek kelimelerini içeren diğer tanımlayıcılardan daha az iştah yaratacaktır ve bu temel bir öneridir. Misafirlerinizin iştahını teşvik etmek için yapabileceğiniz daha pek çok şey var. Papist tarafından 2013 yılında yapılan bir çalışmada bu araştırmacı ve meslektaşları hangi sıfatların konuklarda daha fazla dikkat yarattığını anlamaya çalışmışlardır. Bunu yapmak için deneysel bir koşul ve kavram simülasyonu teorisi adı verilen bir teori kullanmıştır. Bu teori, bir kelimeden bahsettiğinizde kişinin bu kelimelerle bir dizi çağrışımı harekete geçireceğini söyler. Sadece kelime üzerinde düşünmeyeceğiz, aynı zamanda bağlamsal çağrışımlar veya algısal bir faktör, görsel bir özellik, özellikler ve o belirli nesnenin dahil olduğu bağlamla bağlantılı çağrışımlar hakkında da düşüneceğiz. Örneğin, araba dediğimde aklınıza otoyol gelecektir, işlevsellik gelecektir, motor gelecektir, hız gelecektir. Ev her kelime çağrışım yaratır. Başka bir deyişle, o kavramın bir simülasyonu vardır. Aynı şey yemekten bahsettiğimizde de olur, sevdiğiniz bir yemekten bahsedersem, onu olumlu duygularla, o yemeği yediğiniz bağlamla, belirli özelliklerle, lezzet beklentileriyle, dokuyla, lezzet beklentileriyle, dokuyla, sıcaklıkla ve daha birçok şeyle ilişkilendirirsiniz. Papiis ve meslektaşları 2013 yılında insanların cezbedici yiyecekler için kullandıkları tanımlayıcıları cezbedici olmayan yiyeceklerle karşılaştırmıştır. Örneğin, hamburger cezbedicidir, pizza olabilir, dondurma da olabilir, çikolata cezbedicidir. Pirinç ya da elma gibi diğer yiyecek türleri ise cezbedici değildir. Papiyiz gıda hakkında bir günaha sahip olursak, onu farklı bir şekilde tanımlayacağımızı ve belki de sürdürülebilir ve sağlıklı için aynı kelimeyi kullanabileceğimizi tespit etti yemek, Papiss ve meslektaşları bu veriler üzerinde niteliksel bir analiz yapmışlar ve ortaya koymuşlardır ki cazip yiyecekleri tarif edin. Her şeyden önce bir yiyecek cazip geldiğinde tat beklentisiyle bağlantılı çok daha fazla yön kullanırız, bağlantılı çok daha fazla yön kullanırız, sıcaklığı ve ayrıca dokuyu çok iyi hatırlar ve çok iyi tanımlarız. Bu çok daha fazla bahsettiğimiz bir şey insanların cazip yiyeceklerden bahsederken çok daha fazla kullandıkları bir başka şey de yiyeceğin hedonik yönüdür, yani kişinin alacağı zevk ve olumlu deneyim beklentisi o yemeği yiyerek sahip olursunuz. Ayrıca, insanların çok daha sık yaptığı ve çok daha iyi ezberleyebildiği bir başka şey de o yemeğin hangi bağlamda yenildiğidir. İkinci deney koşulunda, katılımcılar pirinç veya elma gibi cezbedici olmayan yiyecekleri tarif etmek zorundaydı. Bu durumda araştırma, insanların tat beklentisini değil görsel yönleri daha iyi hatırladıklarını ve yemeğin dahil olduğu yememe durumundan çok daha göstermiştir. Örneğin, insanlar pirinç ve elmanın daha çok görsel yönünü hatırladılar, tat beklentisini hatırlamadılar çünkü yemeği beklemiyorlar ya da daha az sıklıkta yiyorlar ve ayrıca her yemek dışı durumdan çok daha fazla bahsedildi. Örneğin, bazı sebzeler için katılımcılar tarım kısmından bahsetti. Örneğin, salatalıklar toprakta yetişiyor ya da elma yeşil. Daha fazla değil çünkü zihinleri bu tür yiyecekleri yemeği beklemiyor ya da çok fazla istemiyor. Bu araştırmayı pratikte nasıl kullanabiliriz? Yiyecekleri tarif ederken önce malzemelerin adını verin, çok fazla soyut kavram veya genel kategori kullanmayın. Ne kadar spesifik olursanız, kişi o spesifik yiyeceği ve aynı zamanda pozitif algıyı o kadar çok hayal edecektir. Ayrıca her zaman tat beklentisini, sıcaklık ve doku beklentisini ve ayrıca sürdürülebilir gıda için iyi yemek yemenin uzun vadede olumlu etkisi, hafif beslenmek, iyi hissetmek, yemekten sonra da çok iyi hissetmek olabilen hedonik yönleri açıklayınız. Bu yalnızca menünüzdeki yemeklerin adını açıklarken uygulayabileceğiniz bir şey değil, aynı zamanda garsonunuza bir müşteri belki de bilmediği yerel bir yemek hakkında daha fazla şey sorduğunda bu tür tanımlayıcıları kullanmayı da öğretebilirsiniz. Sıcaklık, doku ve tat beklentilerini kullanın. Çok teşekkür ederim. Bu derste kelimeleri nasıl kullanacağımızı inceledik. Ancak bir sonraki derste hem masada hem de reklam kampanyası sırasında kullanabileceğiniz çeşitli satış stratejileri aracılığıyla sürdürülebilir gıda seçimini nasıl destekleyeceğimizi inceleyeceğiz. Teşekkür ederim.